Tenten 90 yaşında, Avrupalı siyasetçi İstanbul'da hırsızlıktan gözaltı. Akşam söyledikleri ertesi gün senaryo ekleniyor. 1,5 milyar yıl uzaktan gelen nadir radyo sinyali. Kongo'da 60 yıl sonra bir ilk. Çocukların sigara içtiği epifani geleneği. Anne ve çocukları adet kulübesinde can verdi. İslam'ı Çinlileştirme planı. 10 yıldır bitkisel hayatta olan kadın doğum yaptı. New York polistiren köpük kullanımını yasakladı. Atatürk repliğini kesen Star TV. TV'den açıklama. Kral TV kapanıyor. Sakarya'da engellenen tiyatrolar. Yurt dışına göç nedenlerini araştırma önergesi AKP oylarıyla reddedildi. Merhaba. Seçmece Güncel Haberler Bülteni Haber Sörfü'ne hoş geldiniz. 11 Ocak 2019 Cuma sabahından hepinize günaydın. Hadi bakalım başlasın Haber Sörfü. Tenten 90 yaşında. Dünyanın en ünlü çizgi roman karakterlerinden Tenten 90 yaşına bastı. Belçikalı çizer Hergé'nin 10 Ocak 1929 tarihinde yarattığı gazeteci karakteri bu uzun ömründe 7'den 77'ye herkesin gönlünde taht kurdu. Dünya çapında şu ana kadar yaklaşık 250 milyon adet satan Tenten son olarak 1976 yılında basıldı. Fakat bu tarihten beri satışlarda düşüş yaşanmadı. Her yıl 4 milyona yakın Tenten albümü satılırken çizgi karakterin en büyük hayranlarının başında Çinliler geliyor. 1931 yılında siyah beyaz bir albüm olarak basılan Tenten Kongo'da adlı çizgi roman yoğun bir şekilde eleştirilmiş olsa da hala en çok arananlar listesinde bulunuyor. Tenten aya ilk ayak basan çizgi roman kahramanı olarak da biliniyor. Benim Tenten'deki favorim Kaptan Haddock'tı. Eminim birçoğumuzun da öyledir. Hay bin kunduz diyerek selamlıyorum Tenten'in hatırasını. Avrupalı siyasetçi İstanbul'da hırsızlıktan gözaltı. Hatamı kabul ediyorum, dalgınlığıma geldi. İtalya'nın Bari Belediye Meclis üyesi Francesco Giannuzzi ve eşi 7 Ocak günü Dubai'den İtalya'ya aktarma yapmak için Atatürk Havalimanı'na geldi. Girdiği mağazadaki gözlüklerden birini deneyen Giannuzzi 185 euroluk gözlüğün parasını ödemeden yanına alarak tuvalete girdi. Yani mağaza gözlüğü göremeyince kameraları inceliyor ve Giannuzzi'nin gözlüğü alıp mağazadan çıktığını görüyorlar. Polis de Giannuzzi ile eşini orada otururken yakalıyor. Üzerlerini arıyorlar, bavulları arıyorlar fakat gözlüğe ulaşamıyorlar. Giannuzzi kesin hırsızlığı kabul etmiyor. Gözlüğü denedim, o sırada dışarıdaki eşime göstermek için mağazanın dışına çıktım. Ardından sıkıştığım için tuvalete girdim. Tuvalet çok pisti, bir dalgınlık olduğunu, büyük bir ihtimalle lavaboda unutmuş olabileceğini söylüyor. Lavaboya gittiklerinde lavaboda da gözlüğü bulamıyorlar ve bunun üzerine tutukluyorlar arkadaşlar bu Bari meclis üyesini ve mahkemeye sevk ediyorlar ve mahkemede 50 bin lira kefaletle ancak serbest kalabilir. Biliyor Giannuzzi. Valla ne diyeyim, bence abartmışız. Çünkü adam yakalandığı zaman, yani yakalandı da demeyelim, adama sorulduğu zaman gözlüğün akıbeti, adam tamam neyse masrafı ödeyeyim diyor. 185 euroluk bir gözlükten bahsediyoruz. Sonuçta bir jest yapılabilirdi diye düşünüyorum. Bence hoş olmamış bu yapılan. Kleptoman da olabilir, dalgınlığına da gelmiş olabilir, ne olursa olsun. Çünkü eşiyle beraber ve uçağını da kaçırmış. Ben açıkçası burada eğer yetki sahibi olsaydım bunu bu şekilde çözmezdim. Gözlüğün parasını alırdım ve konuyu kapatırdım. Diriliş Ertuğrul'un set çalışanlarından bir iddia var. Akşam Cumhurbaşkanı ulusa sesleniş yapıyor. Ertesi gün Diriliş dizisinin senaryosuna revizyon geliyor. Çalışanın iddiasına göre dizinin bölümleri de yayınlanmadan bir gün önce Ankara'ya gönderilip onay alınıyormuş. Bunda şaşılacak ne var? Ne yok ki şu anda sarayın onayına sunulmayan? 1,5 milyar yıl uzaktan tekrar ederek gelen nadir radyo sinyali tespit edildi. Kanada'daki teleskoplar tarafından algılanan gizemli sinyalin tekrar ediyor olması son derece nadir rastlanan bir durum. Bugüne kadar tespit edilen hızlı radyo dalgası atışlarından yalnızca biri benzeri şekilde kendini tekrarlayan bir sinyal olmuştu. British Columbia Üniversitesi'nin bilim adamlarının yaptığı, bu arada bilim adamları yazmışlar burada. Kim yazmış bunu? Euronews. Biz artık bunu bilim insanları diyoruz dostum. Burada bir atlamışsınız. Bilim insanlarının yaptığı çalışmalar sonucu fark edilen tekrarlı sinyali Okanagan Vadisi'ndeki radyo teleskobu tespit etti. Bu tip sinyaller ilk kez 2007'de Avustralya'daki Parkes Radyo Teleskobu tarafından tespit edilmişti. Kongo'da 60 yıldan sonra bir ilk, ülkenin yeni liderini sandık belirledi. Yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin adayı Felix Tshisekedi tarihi zaferi ilan etti. Kaybeden adaylar sonuçları seçim darbesi olarak ilan ederken bazı noktalarda oy hırsızlığı yapıldığı iddia ediliyor. 2016'dan bu yana ertelenen seçimle yönetim ülkenin bağımsızlığını kazandığı 1960'tan bu yana ilk defa demokratik yöntemle devrediliyor. Çocukların sigara içtiği epifani geleneği. Hristiyan alemi epifani bayramını denizden haç çıkarma töreni ve kiliselerde düzenlenen törenlerle kutlarken Portekiz
Akdeniz'deki bir köyde sürdürülen bir gelenekse dini bir merasimden oldukça uzak görüntülere sahne oluyor. İber Yarımadası'ndaki 200 bin nüfuslu Valle de Salguero adlı köyde çocukların bayramı sigara içerek kutlamasına izin verilmesi, hatta bunun ebeveynler tarafından teşvik edilmesi tepki topluyor. Köy sakinleri sigara içmelerinin 14-15 yaşına gelen çocukların sözde birey oluşunu sembolize ettiğine inanıyor. Hadi oradan ya. Epifani, Hz. İsa'nın Mesih olduğunu müjdeleyen yıldızın belirmesiyle 3 kralın peygamberi ziyaret ettiği ve vaftiz edildiği gün olarak kabul edilip miladi takvimi benimseyenlerce 6 Ocak'ta kutlanıyor. Julian takvimini takip eden Ortodoks Hristiyanlarsa Epifani bayramını 19 Ocak'ta kutluyor. Bunu Euronews'ta gördüğüm zaman çok şaşırmıştım. Nasıl böyle bir şey olabilir diye. Hatta alttaki yorumları da okudum. Orada birisi yazmış cehaletin milleti dini yok diye. Evet, gerçekten cehaletin milleti dini yok. Yalnız alttaki bazı yorumları da okuyunca şunu fark ettim. Türkiye'den de birçok insan yorum yazmış. İşte farklı farklı yerlerden birçok insan bizim de köyde bayramlarda sigara içmemize izin verilirdi falan. Sonra ben bunu babamla paylaştım. Babam da sünnet olduklarında abisiyle yastıklarının altına Bafra sigarası bırakıldığından bahsetti. Yani aslında hani böyle Portekiz'de nasıl böyle bir şey yapıyorlar falan dediğimiz şeyler aslında bizde de gerçekleşiyor ya da gerçekleşmiş. Sonuçta eskiden değil miydi hani bizim evlerimizde sehpaların üzerinde böyle bir kristal tabağın içinde misafirler için sigara paketleri bulunurdu. Sigara tutulurdu misafirlere. Çeşit çeşit böyle sanki tatlı ikram ediyormuşsun gibi, çikolata ikram ediyormuşsun gibi. Birçok insan da röportaj yapmışlar. Vatandaşından belediye başkanına kadar herkes bu geleneğin devam etmesini destekliyor. Nepal. Anne adet gördüğü için sürgün edildiği kulübede iki küçük oğluyla birlikte hayatını kaybetti. Anne ve iki çocuğunun uykularında duman zehirlenmesinden hayatlarını kaybettikleri açıklandı. Yani harbiden insanın kalbi kaldırmıyor. Adet gören kadınları haneden uzaklaştırma geleneği ülkede yasak. Ancak hala kırsal kesimlerde yaygın bir şekilde uygulanıyor. Chavupadi adı verilen bu gelenek nedeniyle daha önce ölümler yaşanmıştı. 2017'de bu uygulama yasaklanıp bir suç olarak tanımlanmıştı. Hinduizm ile bağlantılı bu antik gelenekte adet gören ya da yeni doğurmuş kadınlar mundar görülüyor ve kötü şans getirdiklerine inanılıyor. Bu yüzden de kulübelerde ya da ahırlarda yatmaya zorlanıyorlar. Arkadaş, bu kadınlar kadar taş düşsün başınıza ya. Nedir bu kadınlarla sizin derdiniz? Harbiden gidin kapatın kendinizi bir yere artık. Bırakın şu kadınlarla uğraşmayı ya. Bu kadınların erkeklere ya da çiftlik hayvanlara dokunması yasaklanıyor. Bazı yiyecekleri yemeleri engelleniyor ve evdeki tuvaletlere veya banyolara sokulmuyorlar. Nepal yasalarına göre bir kadını Chavupadi uygulamasına zorlayanlara 3 ay hapis ve 27 dolar para cezası veriliyor. Bazı sosyoloji ve antropoloji kitaplarında da okumuştum. Bu Inuitlerde de Eskimolarda da böyle bir uygulama var. Hamile olan kadın evden çıkartılıyor ve ayrı bir igloda yaşamak zorunda bırakılıyor ve orada kendi başına doğurması isteniyor. Çünkü doğum yaparken bir gaz çıkıyormuş ve o gazın kötü ruh olduğuna inanıyorlar. Yani aslında dünyanın birçok yerinde bu gibi şeyler var. Tahmin ediyorum bunların hepsi erkeklerin kadınları kıskanmasından geliyor. Kadınların bu kadar yüksek kabiliyetlerle donatılmış olması bence erkeklerin hala gücüne gitmeye devam ediyor. Çin'den 5 yıllık İslam'ı sosyalizm ile uyumlu hale getirme planı. Bu biliyorsunuz Almanya da İslam'ı Almanlaştırmaya çalışıyordu. Pekin, İslam'ın sosyalizm ile uyumlu hale gelmesi, Çinlileştirilmesi ve vatanperverliğin teşvik edilmesi için 5 yıllık bir planı kabul etmiş. Çin'in hükümetteki Komünist Partisi resmi olarak ateist bir parti ama devlet Budizm, Taoizm, İslam, Katoliklik ve Hristiyanlığı resmi olarak tanıyor. Eyvallah, günaydın. Hristiyanlık ve İslam için kabul edilen planın bir benzerinin yakın zamanda Budizm için de uygulamaya geçirilmesi bekleniyor. Çin'de farklı inançların Çinlileştirilmesi hamlesi devlet başkanı Xi'nin 2016'da dinler üzerine verdiği bir konferansın ardından başladı. Xi özellikle radikal grupların ülkedeki Müslüman Uygur azınlık üzerindeki etkisinden endişe ediyor. Yaklaşık 1 milyar 385 milyon nüfuslu Çin'de Budistler nüfusun yaklaşık %18'ini, Hristiyanlar %5'ini ve Müslümanlar da %1.8'ini oluşturuyor. 10 yıldır bitkisel hayatta olan hasta doğum yaptı. Klinik personelinden DNA örnekleri alınıyor. Olay ABD'nin Arizona eyaletinde Phoenix kentinde bir klinikte meydana geldi. Kliniği işleten Hacienda Healthcare adlı kuruluşun CEO'su bu olay üzerine istifa etti. İsmi açıklanmayan San Carlos Apache kabilesine mensup kadın hastanın 29 Aralık'ta doğum yaptığı bildirildi. New York polistiren köpük kullanımını yasakladı. 1970'lerde piyasaya sürülen polistiren köpükten yapılmış yiyecek ve içecek kapları küçük parçalara ayrılarak şehir sokaklarını, parkları ve plajları kirletiyordu. Daha kötüsü köpük yerel su kaynaklarına karışıyor, balıklar ve kuşlar tarafından yiyecek zannedilerek
giderek yutuluyordu. Kapların bir asırdan fazla doğada çözülmeden kalması ise kabusun bir başka boyutu. Atatürk repliğini kesen Star TV'den açıklama. Derin saygıdan ötürü. İşte Kaçma Birader filmi önceki akşam Star TV yayınında makaslandı. Oradaki karakter bir karakolda başı derde giriyor ve Ankara'daki nüfuzlu kişileri mi arayalım arkadaş deniyor. Buna telefon veriliyor. Bu arkadaş da Anıtkabir'i arıyor filmde. Ve diyalog aynen şu şekilde. Bu bir absürt komedi filmi bu arada. Anıtkabir mi? Atatürk ile görüşecektim. Ne? Atatürk öldü mü? Hayır, Atatürk ölmedi. Kalbimizde yaşıyor sözlerini izleyemedik. Bu diyalog makaslandı. Star TV büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi hatırasını korumak adına söz konusu telefon şakası sahnesini yayınlamama kararı almıştır. Kamuoyuna ve değerli izleyicilerimize saygıyla duyurulur. Gözlerim yaşardı ama bu bir absürt komedi yani. Hani anlıyorum sigarayı, alkolü vesaire sansürlüyorsunuz ama bence burada öyle rahatsız edici bir durum yok. Atatürk'ün kalbimizde yaşıyor olmasıysa eğer rahatsız eden onu da ayrıca değerlendirmek gerek diye düşünüyorum. Komik olmuş. Ayrıca neden siz bir tane çekmiyorsunuz? Atatürk'e derin saygınızı gösteren bir film iç yapımlardan yapın arkadaşlar güzel bir tane şöyle. Kral TV kapanıyor. NTV Spor'un ardından Doğuş Yayın Grubu'nun bir kanalı daha kapanıyor. Geçen aylarda küçülmeye giden kanal yayın hayatını artık dijitalden devam edecek. Hatırlarsanız Kral TV Cem Uzan tarafından kurulmuştu ve dev prodüksiyonlu ödül törenleriyle adından söz ettirmişti. Kral TV ekibinin büyük kısmıyla yolların ayrılacağı, kanalın yöneticisi Gezegen Mehmet olarak tanınan Mehmet Akbay'ın ise dijital yapılanmada görevine devam edileceği öğrenilmiş. Sakarya'da engellenen tiyatrolar, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e destek mesajı yayınlayan Cumhuriyet sahnesinin Sakarya'daki sahneye koyduğu Azizname adlı oyunu belediye tarafından engellendi. Günaydın eyvallah Trabzon sürmene. Size de selamlar. Eyvallah. AKP'li Serdivan Belediyesi oyun için yaptığı salon tahsisini iptal etti. Bir diğer haber de Sakarya Üniversitesi Fırat Tanış'ın Gelin Tanış Olalım isimli oyununu üniversitede sahnelemesini engelledi. Organizatör üniversitenin Tanış'ı gezici ve politik olarak değerlendirdiğini, iptalin de bu sebeple gerçekleştiğini açıklamış. Bu organizasyon yapılırken üniversite neredeymiş ki? Yani bilmiyorlar mıymış bu arkadaşların politik görüşlerini? Bir yılda 113 bin kişi yurt dışına göç etti. Nedenlerini araştırma önergesi AKP oylarıyla reddedildi. Şaşırdık mı? Önergeyi CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer meclise sunmuş. Türkiye'den yurt dışına göç edenlerin sayısının %63 arttığına dikkat çekilmiş. Büyük çoğunluğu 25 ile 35 yaş arasındaki gençlerimiz önemli bölümü iyi yetişmiş, iyi eğitimli ve meslek sahibi. Ayrıca yurt dışına göç eden kadınların oranı %37'den %42'ye çıkmış. Utku Çakır Özer, göstergelerde hukukun üstünlüğünde 113 ülke arasında 101. sıradayız. Basın özgürlüğünde 180 ülke arasında 157. sıradayız. Küresel Barış Enstitüsü araştırmalarında 163 ülke arasında 149. sıradayız. Medya baskı altında sivil toplum korkutulmakta, hedef gösterilmekte demiş. Evet, bir haber sorumundan sonuna geldik. Hepinize harika bir hafta sonu diliyorum. Güzel, yağışlı bir hafta sonu olacak. İstanbul güzel bir yıkanacak hava durumundan anladığım kadarıyla. Ben yağmuru çok severim bu arada. Keyfini çıkaracağım. Güzel kitaplar okumak için, güzel filmler izlemek için harika bir fırsat bence. Dilerim sokakta olmak zorunda olanlar, yanlış yerlere yapılan evlerde yaşamak zorunda olanlar zarar görmezler. Dilerim en kısa zamanda İstanbul çok daha yaşanası bir şehir haline gelir. Pazartesi sabahı 8.15'te Periskop'ta canlı yayında görüşmek dileğiyle. YouTube kanalıma abone olmayı, videoları beğeniyorsanız dostlarınızla paylaşmayı, yorumlarınız varsa çekinmeden yazmayı ama en önemlisi seviyorsanız söylemeyi unutmayın. İyi ki varsınız. Yolunuz açık olsun.